Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabından çemberde açı konusundaki ÖSYM tarzı test için çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Düz bir tel üzerine kenarlarında kırmızı renkli işleme bulunan dairesel bir örtü işlemin yarısı görünecek biçimde şekil bir gibi serilmiş. Yarısı görülüyorsa yarısı görünmüyor bak katlamaya arka tarafı açtım. E hocam yarısı alt tarafta yarısı da arka tarafta yani bu çap demek değil midir? Ozan e o zaman yarı çapımız kaç çıktı? 1 çıktı. Tamam yarı bulduk. Sonra bu aşağı doğru çekilmiş. O zaman merkez şuraya mı geldi? Evet. Buna göre diyor son durumda işlemenin görünen kısmının uzunluğunun görünmeyen kısmının uzunluğunun kaç katıdır diye soruluyor. Şimdi çemberdeki yeni etki yarıçap Al sana yarı çap. Yarı çap bil. Al sana yarı çap. Bu da bir. A eşkenar üçgen çıktı. Burası 60. Peki bizim görünmeyen kısmı işlemenin hop burası değil mi? Evet. Şimdi 60 ise merkez açıdan 60. Hop burası da kaç yapar? 300. E, buradaki yayların uzunlukları açılarla doğru orantılıdır. E O zaman görünen kısmı 300, görünmeyen kısmı 60. Açıları oranladığım zaman uzunlukları da oranlamış olurum. O zaman 300 da 60'ta kaç yapıyor? 5 yapıyor. Yani cevap böylelikle Akçay yaptı birinci soruda. İkinci soru. Telif hakkında dolayı çözemiyorum? Uygulamadan bakarsınız. Geldik üçüncü soruya. Ne diyor üçüncü soruda? Aşağıda bir çember üzerinde 4'ü kırmızı, 3'ü mavi, 7 nokta işaretlenmiştir. Aynı nok renkli noktalar eşit aralıklarla yerleştirilmiş. Hocam. 3 tane mavi var ya. 3 tane mavi ne yapıyor? O zaman 3 eşit parçaya ayırıyor. Yani 360/3'ten bölü 120'şer derece oluyor bunlar. Sonra kırmızılara bakalım. Kırmızılara bakacak olursak da arkadaşlar kaç tane kırmızı? 1 2 3 4 tane kırmızı var. E her bir kırmızıda 90'ar dereceleri ayırıyor. Bu 90, bu 90, bu 90, bu 90. Aa benim için bu yeterli. Arkadaş ben bunu bilmiyorum ama şuradaki açıyı bulabilirim. X açısı nereye giriyor? pardon y açısını bulabilirim. Y açısı 90'ı görüyor. Aynı zamanda buradaki y açısı da şurayı mı görüyor arkadaşlar? Hop 240'ı mı görüyor? Evet. E o zaman y açısı neye eşittir? Gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşittir. 240 artı 90 bölü 2. Yani 330 yapıyor. Y açısı da 115 yapar. E hocam y 330 yapıyor değil mi? Evet 330. 115 yaptıysa eğer burası 115 mi yapıyor? 330 yapıyor. 330'u da 2'ye böldüğümüz zaman 165 yapıyor özür dilerim. 165 derece yaptı. E o zaman burası 165 derece ise x'e de kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. Yani 3. soru akçay oldu arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Şimdi şurası 80'i e, burası 310'u gösteriyor. Bak 0'dan 80'e 80 var. 310'dan 0'a da yani burası aynı zamanda 360 derece değil mi? Evet. 310'dan da buraya da kaç derece var? 50 derece var. Yani toplamda şurası kaç yapmış oldu? 80, 50 daha 130 derece yapmış oldu. Arkadaş burada bir çevre açı var. Çevre açı 130'u görüyor. O zaman 65 dereceyi mi görecektir? Çevre açıdan dolayı 65 derece yapar. Yani dördüncü soru balık kesir yaptı. Geldik 5'e. Beşinci soruya bakıyoruz. O oh, çık çıkmış soru 2021 MSV'yi de çözemiyorum. Teliften dolayı 6'yı da çözemiyorum. Teliften dolayı. Geldik hediye. Çekil 1'de kadranları doğru parçası biçiminde olan dairesel bir saat verilmiştir saatin kadranları düşerek uç noktaları işaretli noktalar üzerinde gelmiştir. Şuradaki noktalar üzerinde gelmiş. Buna göre kadranların şekil 2'de oluşturduğu çevre açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuradaki uca gelmiş, bir de buradaki uca gelmiş. Buradaki soruluyor. Bana hiç burada kaç şey falan bulmama gerek yok. Düştüğü zaman demek ki burada da bir biraz daha açılma olmuş. Şimdi benim şunu bulmam lazım. Arkadaş burada 12 bölmem var. Evet. Her bir bölme 360 bölü 12'den her bir bölme 30 derece mi yapıyor? Aynen öyle. Bir de her bir bölme 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış. 30'u sen bir de 5'e bölersen her bir bölmedeki şuradaki 6 derece mi yapıyor? Aynen öyle. Şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Burası kaç tane 6 olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'ten 6. 14 tane 6 6 kere 4 24 6 kere 1 84 mi yapıyor? Evet burası 84 ise o zaman buraya ne kalıyor arkadaşlar? 360'dan 84 çıkartacağım. 360'dan 84 çıkınca 6 76 276 burası 276 derece yapıyor o zaman. E 276'yı da gördüğü için buradaki çevre açı 276'nın yarısı olacaktır. Yani sen 276'yı 2'ye bölersen kaç çıkıyor? 138 derece çıkıyor. E o zaman cevap ne oldu arkadaşlar? 138 oldu. Yani cevap C oldu. 7. soruda geldik. 8'e. Çemberler birbirine değiyor. Arkadaşlar bir kere ne yapıyoruz? Ortak teğeti çiziyoruz. Ortak teğeti çiziyoruz. Ortak teğeti çiziyoruz. Teğeti çizmekteki amacımız teğet kiriş açıyı kullanabilmek. İşte teğet giriş açı. İşte teğet kiriş açı. İşte teğet kiriş açı. Buradaki yaylar belli mi? Belli. Bak 50'den 120'ye kaç kalıyor arkadaşım buraya? 70 derece mi kalıyor? Evet. 340'tan 40'a. Hocam bundan bunu çıkartmayacağız herhalde değil mi? Normalde 340'tan 40'ı çıkarttığın zaman burayı bulursun. Yani burası 300 derece yapar. E burası 300 dereceyken buraya da 60 derece kaldı. Hocam burası da işte burası soruluyor bize. Dur. Şimdi burada bir teğet giriş açı var. Hocam 70'i görüyor. O zaman burası 35. Aha burası da 35 teğet giriş açı 70'i gördüğü için. Sonra 60'ı görüyor. Hocam burası 30 teğet giriş açıdan. Tamam. Burası da 30. Dikkat et. Şurada kaç kaç derece yaptı? 65. Ya da şey yapalım. 30 30 35 35 şuraya da a a diyelim. 30 30 60 artı 35 35 70 artı 2 a ne eşit olmak zorunda? 180'e eşit olmak zorunda. Şu ikisinin toplamı 130. 2 a eşittir 50 yaptı. a'yı da buradan 25 bulduk. Evet a'yı 25 bulduk. Hocam a 25 ise bak şurada kaçı 25 ise. Teğet kiriş açıdan 2A yapar burası. Yani 2A dediğimizde kaç yapıyor? 50 yapıyor. Ya burası 50 derece. Ya sıfırdan 30'a 30 derecesi burada. Burada da 20 derece olacak. Ama sıfırdan önceki 20 dereceni, şu burası aynı zamanda 360 derece olarak adlandırılıyor ya. O yüzden burası da kaç yapmak zorunda? 360'dan 20 çıkartınca 340 derece yapmak zorunda açı ölçerlerde. Şimdi buna göre x açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. E tamam x açısı şurası sıfırın ötesinde ha sıfırın ötesinde sıfırın ötesinde 340 işte. Işıklarda bulamıyorum ya. Aman Allah'ım. Cevap Edremit yaptı. 340'ı bulduk. Işıklarda bulamıyorum. 60 mı 70 mi diye bakıyorum ışıklarda. cevapta varmış. Yani cevap ne yaptı? Edremit yaptı. Ve böylelikle bu kısmı da bitirdik arkadaşlar. Yani çemberde açı bitti mi? Bitti. O zaman bir sonraki videoda dairenin çevresi ve alanında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.